Esselamu aleyküm. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli dostlar, İlmihal başlıyor. Baştan özür dileyelim. Biraz gecikmeli oldu programa başlamamız. Değerli konuğumuzun buraya ulaşması malum hafta sonu İstanbul'un ulaşım koşulları nedeniyle biraz gecikmiş oldu. Ayrıca bu hafta muhterem hocam Ebubekir Sifil aramızda değil. Ameliyat geçirdi kendisi. Allah'tan şifa diliyoruz. Sizden de dua bekliyoruz hocamız için. Evet, bu hafta stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Metin Yiğit hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Diyarbakır'dan buraya geldiniz. Az evvel hocam uçaktan indi ve İstanbul'un bu zor ulaşım koşullarında buraya kadar ulaştı. Zahmet ettiler. Allah razı olsun. Allah sayenizde meşgul eylesin hocam. Teşekkürler. Evet hocam, bir medreseli köken itibariyle ayrıca bir ilahiyatçı, özellikle usulü fıkıh alanında uzmanlaşmış bir isim kendisi. Ben söze başlarken hocama konuya giriş sadedinde ısınma amacıyla hem medrese hocası olması hem de ilahiyat hocası olması hasebiyle bu iki kurumu çok kısaca karşılaştırması için bir fırsat vermek istiyorum. Ayrıca bu iki kurumdaki talebe profili, yani hem medreseli talebelere ders veriyor, dolayısıyla medrese öğrencilerinin profiline vakıf, hem ilahiyat fakültesinde ilahiyat öğrencilerine ders veriyor, oradaki öğrencilerin profiline vakıf. Dolayısıyla hocam isterseniz şöyle biraz konuyu rahatlatmak adına bir giriş. Ben merak ettim şahsen, böyle bir soru sormak istedim. Medrese öğrencisiyle üniversite öğrencisi, ilahiyat fakültesi öğrencisi arasında çok kısaca yani basit farklar nelerdir? Bir fark görüyor musunuz? Neler hissediyorsunuz? Evet. Tabii bir takım farklılıklar var. Yani konuya başlamadan önce şimdi tabii ben bu kurumun medrese müessesesinin mümessili konumunda değilim doğrusu. Yani bunu evet. Belirtmem gerekiyor. Fakat oradan beslenmiş bir kimse olarak bazı şeyler söyleyebilirim. Bazı evet. Gözlemlerim olmuştur. Buraya hemen not düşeyim. Zaten ben size de yani Türkiye'de ya da Güneydoğu'daki medreselerin temsilcisi sıfatıyla bu soruyu sormuyorum. Evet. Ben de konuşurken, ben de bir medreseliyim. Siz de evet. Gerek konuşurken medrese hakkında. Sadece biz burada şahsi kanaatlerimizi ifade ediyoruz. Dolayısıyla çok rahat olabiliriz. İzleyiciler de böyle bir zehaba kapılmasın. Biz medreseleri temsil adına burada bulunuyoruz. Dolayısıyla burada söylediğimiz her söz medrese açısından son derece geçerlidir, gerçektir gibi bir iddiamız yok. Biz sadece şahsi tecrübelerimizi burada ifade ediyoruz. Evet hocam buyurun. Şimdi şey olarak bir müessese olarak tabii şu an medresenin varlığından bahsedilemez kanaatimce. Yani İslam tarihinde bir müessese olarak var olmuştur. Çok büyük roller üstlenmiştir. Çok muhteşem bir geçmişi vardır. Fakat günümüzde belki medresenin bakiyesinden bahsedilebilir. Osmanlı, kalıntısından. Evet, yani. Kalıntısından. Osmanlı'dan sonra şahsi bir takım gayretlerle medrese müfredatını kısmen sürdürmeye çalışan isimler olmuş, yerler olmuştur. Evet. Yani bizim şu an itibariyle medrese dediğimiz şey böyle bir şey. Yani bir kurum olarak medrese şu an mevcut değil. Ama kısmen medrese müfredatını muhafaza etmeye çalışan, koruyan, nesilden nesile bunun işte kaybolmasını engellemeye çalışan, önlemeye çalışan gayretli, fedakar bir takım insanlar vardır. Müfredat olarak peki medrese geleneği sürdürülebiliyor mu günümüzde? Kısmen sürdürülebiliyor. Yani müfredat olarak medresede okutulanları iki başlıkta toplayabileceğimizi düşünüyorum. Zaten medresede de böyle bir kavramlaştırma var. Yani alet ilimleri ve maksat ilimler. Âli ilimler ve âli ilimler. Şimdi bunlar yani geçmişte bir müessese olarak medresenin toplumda var olduğu ve ağırlığını hissettirdiği dönemde ki müfredat olduğu gibi şu an takip edilmiyor ama kısmen var. Mesela işte lisani ilimler,
sarf, nahiv, belagat, mantık, usul, kelam. Buna dair yani iptidai, vasat ve böyle nihai diyebileceğimiz aşamada kitaplar okutuluyor. Ve çok da güçlü. Güneydoğu'da lisaniyat, evet, edebiyat çok güçlü. Evet, evet. Yani şimdi bu şeyler var. Tabii bunlar bunun, bu sistemin şu an itibariyle bir takım yani zayıf tarafları var, güçlü tarafları var. Yani bunları da ayrıca üzerinde durmak gerekiyor, lazım. Bilmiyorum. Evet. Programın, evet, ilerleyen, evet, bölümlerinde inşallah, evet, bu konuya döneriz hocam. Ben sadece şu açıdan sordum. Yani medrese öğrencisi ve ilahiyat öğrencisi arasında şöyle ne hissediyorsunuz? Sınıfa girdiğiniz zaman medresedeyken ne hissediyorsunuz? İlahiyat sınıfındayken ne hissediyorsunuz? Yani çok kısaca bunu ben merak ettim ama isterseniz, evet, daha sonra cevaplayabilirsiniz. Bunu sonraya bıraksak düşünmek gerekebilir. Evet. Tamam, o bizim için müstakil, evet, bir başlık olacak zaten. Evet. O başlık altında bunu ele alabiliriz. Evet, değerli izleyiciler, bu hafta İlmi Hal'de usulü fıkıh konusunu ele almayı planlıyoruz. Usulü fıkıh, fıkıh usulü, fıkhın kaynakları, fıkhın metodu, yöntemi şeklinde Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir kavram. İslami ilimler içerisinde çok seçkin yeri olan bir ilimdir ayrıca usulü fıkıh. Usulü fıkıh nedir? Bu ilmin İslami ilimler içerisindeki yeri nedir? Daha genel manada İslam'ın anlaşılması, yorumlanması konusunda usulü fıkha düşen görev nedir? Konum nedir? Aslında konuya bu sorularla başlamak istiyoruz. Evet hocam, usulü fıkıh dediğimizde ben bildiğim kadarıyla son zamanlarda bu konu üzerinde çalışmalarımız var. Evet. İsterseniz buradan girebiliriz konuya. Evet. Bismillah. Hocam şimdi usulün tabii tanımıyla ilgili çok şeyler söylenmiştir. İlimler malumunuz tanımla başlar. Evet. Önce genel bir çerçeve çizilir. Ondan sonra öğrencinin branşı tahsil etmesi önerilir. Şimdi usulle ilgili çok farklı tanımlar var. Fakat böyle kısa ve daha anlaşılır bulduğum bir tanım var. Beyzavi'nin Minhaj isimli eserindeki, ha, tanımı. Hemen alayım hocam. Çok benim de merakımı cennetti. Evet. Yani şöyle bir şekilde çevirmek mümkün. Fıkhın icmali delillerini, bunlardan nasıl istifade edileceğini ve istifade edecek şahsın durumunu bilmektir. Yani bunu daha sadeleştirerek ifade etmek gerekirse şöyle diyebiliriz. Yani usulü fıkıh 3 sac ayağı üzerine kurulu bir sistemdir. Bir, evet, icmali deliller yani kaynaklar. İkinci olarak istifade yolları, turukul istinbat, istinbat metotları. Yani Kur'an ve naslardan, kaynaklardan nasıl istifade edileceğini, yöntemi. İkinci olarak yöntem. Üçüncü olarak istifade edecek şahsın durumu. Yani içtihat ve taklit mevzu. Zaten Şafii usulü ya da mütekellim usulünde de bu, evet, sıra var. Evet, bu iskelet bu. Bu. Yani önce deliller. Önce deliller, sonra istinbat yöntemleri, işte elfaz bahsi dediğimiz elfaz şey. Bahsi, evet. Üçüncü olarak içtihat ve taklit. Yani bu üç. Müftü, müsteftiği vesaire. Evet. Bu şey üzerine bu üç temel unsur etrafında dolaşmakta usulü mevzular. Hani usulü böyle tanımlayabiliriz. Peki usulü fıkıh, fıkhın icmali delilleri diyor. İzleyicilerin anlayabilmesi bakımından. İcmali deliller, tafsili deliller ayrımı. Yani icmali deliller kabaca Kur'an, sünnet, icma, içtihat yahut kıyas dediğimiz. Başlıca, evet, evet, İslami kaynaklar diyelim biz. Evet. Tafsili deliller dediğimiz zaman bunlar içerisinden belli bir ayet, belli bir hadis, belli bir içtihat, hususi, muayyen, evet, müşahhas, evet, anlamına geliyor. Evet. O zaman usulü fıkıh tek tek ayetlerle, tek tek hadislerle ilgilenmiyor. Bir bütün olarak Kur'an'ı delil kategorisinde inceliyor. Kur'an nedir? Kur'an ayetlerini yine belli bir okuma düzeni içerisinde kat'i, delaleti kat'i olan ayetler, delaleti zanni olan ayetler, mantuk, mefhum vesaire diye herhalde tasnif ediyor. Keza hadisleri de bu, evet, şekilde mütevatir, meşhur, ahad diye tasnif ediyor. İcmali demesi herhalde kategorik olarak ele alması anlamına geliyor anladığım kadarıyla. Bunu şöyle ben öğrenci arkadaşlarla paylaşıyorum. Evet, diyorum hocam ki yani usul fıkıh ilişkisi veya icmali delil, tafsili delil ilişkisi. Yani usulü fıkıhı biz kaynaklar yorumlarken nasıl kullanıyoruz? Usul ve tikel deliller arasındaki münasebet neye benzer? Yani şöyle bir benzetme yapıyorum. Formül ve işlem arasındaki ilişkiye benzer diyorum. Evet.
Yani mesela formül geneldir, icmali bir özellik taşır. Fakat işlem daha özeldir. O formülün ışığı altında. O formülün ışığı altında karşılaşacağınız herhangi bir işlemi çözebiliyorsunuz. Yani ben matematik bilmem de çok basit bir şey söyleyeyim, bir yani evet, daha rahat anlaşılsın diye. Mesela şimdi bir sayının 1 ile çarpımı kendisini verir. Böyle basit bir formül, evet, düşünelim. Şimdi bunu 2 ile de 2'ye de uygulayabiliriz, 3'e de uygulayabiliriz. 2 çarpı, evet. 2 çarpı 1, 2. 3 çarpı 1, 3. Yani şimdi bu bir formül, mücmel bir şey, bir genel prensip, ilke. Bunu siz tikel örnekler üzerinde bir ayırma gitmeden uygulayabilirsiniz. Şeyde de böyle, usul ve tafsili değiller ilişkisi de böyle. Usulü fıkıh diyelim, emir üzerinde konuşur, nehi üzerinde konuşur. Kur'an'daki emir kipleri der mesela. Emir kipleri, umumi ifadeler üzerinde konuşur. Has lafızlar üzerinde konuşur, mutlak mukayyet konusunu ele alır. Siz herhangi bir emir kipini, herhangi bir nehi kipini bu prensipler ışığında inceleyebilirsiniz. Evet. Böyle bir ilişki var usul ile tafsili deliller arasında. Şöyle de diyebiliriz belki. Yani usulü fıkıh bizi Kur'an ve hadisleri bir nas, bir dini kaynak olarak nasıl okumamız, anlamamız ve yorumlamamız gerektiği yönünde bize prensipler vaz eder. Kurallar, efendim metotlar ve prensipler vaz ediyor. Filan karakterdeki ayetleri, mesela emir kipindeki ayetleri şöyle anlamalısınız. Umumi yahut mutlak ifade biçimlerini Kur'an yahut sünnette karşılaştığınız, bunları şöyle anlamalı, şu şekilde değerlendirmelisiniz diye çok umumi manada yasalar vaz ediyor. Anlama, evet, yasaları diye. Evet, evet. Bugün işte hermeneutikten falan söz ediliyor da biraz böyle bir paralellik kuracak olursak. Şimdi bu hermeneutik de bu yüksek lisans çalışması vesilesiyle bir nebze okuma imkanım oldu. Sanki o konuyla alakalı bir makaleniz var sizin, evet, değil mi? Evet, evet. Evet, hatırlıyorum. Şimdi hermeneutik, yani tabii biraz böyle çok şaşalı bir lafız. Evet, evet. Çok her yerde kullanıyoruz. Muğlak bir havası var. Fakat incelediğiniz zaman bakıyorsunuz işte yani yorum, şerh, tefsirin işte Latincesi, yani veya Latincesi, işte Batıcası. Yani evet, Batı dünyasında yani herhangi bir metni, tarihi bir olayı, bir metni, bir vesikayı yorumlama, tefsir etme, açıklama. Yani açıklama demek, kökeni şerh demek. Her mese dayanan bir, evet, efendim, bir gelenek. Şimdi Batı'da da yani standart bir hermeneutik yöntemden bahsedilmiyor zaten. Evet. Yani çok farklı anlayışlar var. Mesela İşte öznelcilerden bahsediliyor, nesnelcilerden bahsediliyor. Yani tarihi bir olayı veya bir metni yazarın maksadına uygun, hatta yazardan daha iyi anlayabiliriz diyenler olduğu gibi hiçbir zaman tam olarak anlayamayız diyenler de var. Evet. Böyle yani iki uç arasında gitgeller var, yani hermeneutik teoriler arasında. Fakat usulü fıkıhda şöyle bir denge var. Yani ben yani hermeneutiğin usulü fıkıhta yani hangi konuyla mukayese edilebilir diye düşündüğümüz zaman hermeneutiğin kat'i zanni meselesiyle kıyas edilebileceğini düşünüyorum. Hmm. Şimdi malumunuz subut ve delalet açısından yani tarihi güvenilirlik ve nas'ın yani Kur'an ve sünnetin manasının açıklığı veya kapalılığı bakımından naslar yani her iki bakımdan hem subut hem delalet açısından iki kısma ayrılıyor. Kat'i ve zanni. Subutu kat'i, subutu zanni, delaleti kat'i, delaleti zanni. Hı. İşte biz yani usul alimleri bunları zaten tasnif etmişlerdir. İşte nesilden nesile aktarılan yalan üzerinde anlaşmaları imkansız diyebileceğimiz, evet, haberler işte mütevatirin konusunu teşkil eder. Bu düzeye varmayanlar ahad haberlerdir. Delalet bakımından da birden fazla anlama açık olmayan, mesela işte 1, 2, 3, Ramazan ayı, işte evet, Allah birdir gibi mesela yani ifadeler kat'idir. Fakat işte Ebu'la Mesum'un Nisa veya buna benzer bazı ifadeler de Kur'an ve sünnette zannidir. Bunlar birden fazla anlama açık diyor. Şimdi yani usulü fıkıhda
bu dengenin muhafaza edildiğini ben gördüm. Yani hermenötikte olmayan bir özellik ve dengenin hermenötikte şu var. Teorileri açıkça ortada. İşte Gadamer ve Beti arasında bir şey vardır. İki uç yaklaşım vardır. Tartışma var. Fazlur Rahman Beti bir, tarafında. Evet. Oluyor. Şimdi işte biz tam olarak tarihi bir metni yazarın maksadına uygun olarak anlayamayız diyenler var. Öte taraftan ondan daha iyi anlayabiliriz diyenler var. Usulü fıkıh ne diyor? Hayır diyor. Bazı ifadeleri siz olduğu gibi yani aynen yazarın kastettiği manada anlayabilirsiniz. Çok açıktır, kat'idir delalet bakımından. Bazıları da birden fazla anlama açık olduğu emin için olamazsınız. Emin olamazsınız. Yani zanni ve kat'i diyalektiği diyebiliriz buna belki. Hmm. Şimdi bu hem subut düzeyinde böyle hem delalet seviyesinde böyle. Yani burada da ben işte usulü fıkhın yani bize sunduğu imkanları bir anlamda fark ettim doğrusu. Yani evet. O teorileri okurken böyle bir şey var. Tabii usulü fıkhın yani malum işte Hamidullah Hoca'nın da bir tespiti var. Yani ilimlerin bir kısmı önceden alınan miras üzerine inşa edilmiş ve geliştirilmiş ama bir kısmı özgündür ve sadece Müslümanlar tarafından tedvin edilmiştir. Usulü fıkıh işte böyle bir ilimdir. Müslümanlara has bir ilimdir. İşte hukuk felsefesi ve hukuk metodolojisi falan bunlar yeni şeyler yani. Yani İslam tarihindeki kıdemiyle kıyas edilebilecek teşebbüsler değil bunlar yani. Zaten yani usulü fıkhın bir hukuk felsefesi şeklinde algılanması da tartışmalı bir şey. Hukuk felsefesi evet, değil. Usulü fıkha çok yakın, özdeş duran bir karşılama, bir tabir değil. Evet hocam, usulü fıkhla hermenötik arasında yapmış olduğunuz bu karşılaştırma, usulü fıkhın, hermenötiğin daha doğrusu usulü fıkıh çerçevesi içerisinde ancak nereye denk düşebileceği, hermeneutiğin usulü fıkıhta neyi karşılayabileceği belki ihtimalli bir ifadeyle bu hususta aslında ve ona karşı zaafı eksikliği evet, açısından çok manidar bir tespitti. Evet, usulü fıkıh yani sadece sınırları koyup bize ihtilaf edemezsiniz yönünde yasalar vaz etmiyor. Aynı zamanda ihtilaf edebileceğimiz farklı anlama ve yorumlama imkanlarının olabileceği alanları da belirliyor. Evet. Ki mezhepler, farklı içtihatlar ve ihtilaflar da bu alanda ortaya çıkıyor ve gelişiyor, şekilleniyor. Mezheplerin bu şekilde ortaya çıktığını biliyoruz. Hatta usulde bile bu yönde ihtilafların olduğunu biliyoruz. Mutlak lafızların yorumu meselesinde Hanefi, Şafii ihtilafı. Gerçi biz şimdi sizin önümde eseriniz var, doktora teziniz. Evet. Hocamın ben takdim etmiş olayım kitabı. Kameraman arkadaşımız gösterebilirse. Metin Yiğit hocamızın ilk dönem Hanefi kaynaklarına göre Ebu Hanife'nin usul anlayışında sünnet iz yayıncılık tarafından basılmış, neşredilmiş bir kitap. Burada kitabın girişinde siz Hanefi usulünde de ilk devir eserlerinde olanla, ortaya çıkanla sistematik dönemde usul adına ortaya konan arasında zaman zaman farklılıkların olabileceğini söylüyorsunuz. Dolayısıyla evet. Ebu Hanife'nin yahut kurucu imamların usuli görüşlerini sonraki dönemlerde sistematik usul döneminde ortaya konmuş eserlerden birebir ve çok emin biçimde karşılayamayacağımızı, en azından bir ihtiyat payı ortaya koymak gerektiğini ifade ediyorsunuz. Tahriç yöntemiyle ortaya çıkartılmış, geliştirilmiş bir yapı olduğunu söylüyorsunuz Hanefi usulünün. Bu bakımdan tahriç yönteminin çok kesin, çok net bir ürün ortaya koyamayacağını, koyamayabileceğini ifade ediyorsunuz. Dolayısıyla siz bu tespit üzerinden çok genel değil, sünnet konusuyla ilgili bir tarafta sistematik dönem Hanefi usul eserlerindeki sünnet anlayışı, ona dair usulle İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye nispet edilen efendim görüşlerin ilk devir kaynaklardaki İmam Muhammed'in kitapları, İmam Tahavi'nin eserleri vesaire ilk devir kaynaklardaki efendim veriler üzerinden karşılaştırmasını yapıyorsunuz ve yer yer farklı sonuçlara vardığınızı metin içinde, kitap içinde burada sarahatle ve örnekleriyle tespit ediyorsunuz. Bu anladığım kadarıyla Türkiye'de de bir ilk çalışma.
böyle bir akademik nitelikli, etraflı, delilli, belgeli bir ilk çalışma ve çok da iyi hatırlıyorum çıktığı zaman akademik camiada da bayağı bir ilgi alaka uyandırmıştı. Biz bu çalışmadan dolayı sizi tebrik ediyoruz hocam bu vesileyle. Teşekkür ederim. Evet, bu bakımdan şimdi biz Hanefi ve Şafii, ben az evvel onu derken hemen bunu hatırladım. Hanefilerle Şafiler arasında mutlak lafızların yorumu konusunda ihtilaf var. Biz bunu sistematik dönem usul eserlerine dayandırarak biliyoruz ve söylüyoruz. Acaba bu konuda da bir İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin eserlerine indiğimizde sistematik dönem öncesi eserlerde Ebu Hanife'ye nispet edilen görüşlerde farklı bir durum söz konusu olabilir mi? Bu konuda özel bir tespitiniz var mı? Mutlak lafızlarla ilgili. Şafilerle paralel olabilir mi yani? Ben kitapta göremedim gerçi o konuyu. Evet, sünnetle mutlak, alakalı olduğu için belki de. Daha, ben daha genel bir cevap vereyim müsaadenizle. Buyurun. Şimdi Şah Veliyullah Dehlevi'nin Hüccetullahil Baliga kitabında bu ihtilaflarla ilgili bir bölüm var. O zaten El İnsaf ismiyle de müstakil bir şekilde basılmıştır. Orada bir cümlesi var. Ekserul hilaf beyne Ebi Hanife ve Şafii muharracun ala akvalihim. Buna yakın bir cümle. Yani evet. Ebu Hanife ve usul anlamında Ebu Hanife ve Şafii arasındaki usulî ihtilafların geneli onlara ait değil, onların kavillerinden, içtihatlarından hareketle ortaya konan tahriclere dayanmaktadır. Yani Ebu Hanife'nin bizatihi kendi görüşünden hareketle biz ihtilaf olduğunu, usulde ihtilaf olduğunu söylemiyoruz. Evet. Ebu Hanife'nin görüşlerinden çıkartılan, sistemleştirilen usulde bu ihtilafın olduğunu görüyoruz. Yani semptomatik okuma diyorlar edebiyatta buna. Şimdi yani sonuçtan sebebe varma. Yani şimdi malum işte İmam Ebu Hanife'nin yani yaygın kanaata göre ilim camiasında usule dair bir eser geriye bırakmadığı, işte böyle bir boşluktan dolayı yani şimdi daha sonraki Hanefi usulcüler, fakihler bir usul oluşturmaya çalışmışlar ve bu usulü oluştururken de Ebu Hanife'nin içtihatlarından hareket etmişler. Ebu Hanife'nin bu içtihatları yaparken dayandığını düşündükleri bir takım prensipler vaz etmişlerdir. Düşündükleri. Evet, tabii bu işte bu zanni bir yöntem tabii. Tahriş yöntemi zanni olduğu gerekçesiyle. Kitapta belirtiyorsunuz zaten. Evet, şey yapılıyor. Şimdi tabii burada İsterseniz benim, hocam söz benim, uzayacaksa evet. Ara vermemiz gerekiyor. Evet, çünkü bu konu önemli. Evet. Buna tekrar önümüzdeki bölümün başında ben giriş yapmak istiyorum. Tamam. İzleyicilerde de bir yanlış anlamada oluşmasın diye bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Çok önemli bir konu. Sözünüzü kesmek de istemiyorum. Bir iki cümleyle toparlayacaksanız alayım ben onu. Estağfurullah. Yok. İsterseniz daha sonra devam edelim. Ara vereyim. Evet. Tamam o zaman. Değerli izleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde buluşmak üzere. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir hatırlatmam olacaktı demiştim. Biz burada Hanefi usulünü sistematik yani Cessas'la, Debusi ile, Pezdevi ve Saraksi ile gelişen, devam eden ve sonraki yüzyıllara intikal eden Hanefi usulünü burada eleştiriyor. Bütün bir usul tarihini, birikimini burada bir çırpıda çizip atıyor değiliz. Kesinlikle böyle bir amacımız da yok. Böyle bir tavır içinde de değiliz. Ve böyle bir tavrı da bütün bir tarihi birkaç cümleyle çizip atmayı da doğru bulmuyoruz. Tarih inkarcısı, yaftacısı da değiliz. Ancak öteden beri bilinen Hanefi mezhebinde işte istikrai metodun geçerli olduğu yönündeki iddiaların da ifade ettiği üzere bir bilgi var. Yerleşik bir bilgidir bu. Etrafında büyük oranda bir kabul oluşmuştur. Biz bu bilgi ve genel mülahaza etrafında meseleyi çok ilmi planda değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet hocam. Şimdi tahriç yöntemiyle inşa edildiğini söylediniz sistematik Hanefi usulünün. Evet. Ve bundan dolayı neler mesela ortaya çıktı? Yani böyle oldu da İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşleri bazı çevreler tarafından yanlış mı anlaşıldı? Dolayısıyla haksızca ona bir takım iddialar, ithamlar mı yöneltildi? Şimdi doğrusu burada ben hep şeyi hatırlarım. Bazen söylerim bunu zaman zaman arkadaşlarla bu konuyu konuşurken.
İbni Abdilber'in meşhur Endülüslü fakih ve muhaddisin bir ifadesi var. Diyor ki insanların yani büyüklüğünün bir ölçüsü de diyor farklı değerlendirmelere maruz kalmasıdır. İşte Hazreti İsa, Hazreti Ali meselesi hepimizin malumu. Yani kaç tane Hazreti İsa tasavvuru var, kaç tane Hazreti Ali algısı var ortada. Ebu Hanife hatta bu sözü Ebu Hanife ile ilgili olarak söylüyor zaten. İbn Abdülber. Evet. Cami'u Beyanil İlm yani hatırladığım kadarıyla isimli eserinde. Şimdi piyasada çok farklı, yani tarihte de böyle olmuştu. Çok farklı Ebu Hanife algıları var. Yani bir taraftan günümüzde de var. Mesela işte modernistlerin farklı bir Ebu Hanife algısı var. Selefilerden bazı arkadaşların farklı Ebu Hanife tasavvuru var. Yani İmam Gazali'nin fil istiaresini andırıyor neredeyse. Yani işte köylüler bir odaya girmiş, fili tarif etmeye çalışmışlar. Her biri bir şekilde, kepçe, kulak, sütun şeklinde. Şimdi tabii bu mesela işte Selefi çevrelerden Ebu Hanife'nin hadis konusunda yetersiz oldu. Zaten hadis çok sınırlı sayıda hadisleri esas aldığını söyleyenler oluyor. Evet. Modernist çevrelerden mesela Fazlur Rahman şunu söylüyor işte Ebu Hanife daha serbest bir içtihat anlayışına sahibiydi. Bu daha sonra İmam Şafii ile inkıtağa uğradı. Şimdi bir de doğrusu bir arkadaşın bir sözü olmuştu o zaman işte Hanefi usulüyle alakalı işte bunlar yani Hanefi usulünden haberiniz var mı hocam dedi. Yani neler var yani hadis karşıtı bir duruş var sanki Hanefi usulünde. Doğrusu ben bunları görünce Şafii bir muhitte yetişmiş olmama rağmen ben rahatsızlık duydum. Evet. Yani benim kanaatim işte bütün müçtehit imamların esaslarda müttefik olduğudur. Muhammed Zahid el-Kevser'in güzel bir sözü var. Teenip'te diyor ki, bütün müçtehitler İslam'ın anlaşılması ve yaşanması için yardımlaşan bir ailenin fertleri gibidir. Evet. Yani, Ebu Hanife de bunun başında gelir ve bunlar temellerde yani zaten bu icmali kanaatim de bu çalışmanın sonucunda da pekişmiş oldu. Yani Ebu Hanife farklı değil. Esaslarda yani Kur'an, sünnet, icma ve kıyasta yani zaten tarih boyunca inkıtağa uğramayan bir silsile var, bir genel anlayış vardır. Yani dini anlayış ve dini yaşayış sürekliliğini korumuştur. Yani evet. Ebu Hanife de bu silsilenin, bu zincirin bir halkasıdır. Yani İbn Mesud ekolünden geliyor evet, yani. Evet, yani bu şimdi tabii bu doğrusu bu modernist algı ve bu selefi algı ki ben ikisinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bu algının oluşmasında yerleşik Hanefi usulünün de kısmen katkısının olduğunu düşünüyorum. Şimdi tahriçten kaynaklanan. Tahriçten kaynaklanan. Çünkü mesela işte İsa bin Eban özellikle burada tabii belirleyici olmuştur. Zaten İsa bin Eban'ın görüşlerini biz cessas vasıtasıyla öğreniyoruz. Evet. Orada kısmen tahriç, kısmen serbest içtihat ve tercihler var. Kendisi Ebu Hanife nispet de etmiyor. Zaten diyor ki cesasta yani, da o dili var. Evet, Ebu Hanife'ye pek bir şey nispet etmez. Yok yani. Bizim ashabımızın usulü de yani meseleleri de buna delalet eder der falan. Fakat şeyi incelediğimiz zaman yani bizzat yani şimdi Ebu Hanife'nin görüşleri öğrencileri tarafından aktarılmıştır. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed tarafından aktarılmıştır. Yer yer gerekçeleriyle birlikte aktarılmıştır. Yani bu usulü oradaki gerekçelerle karşılaştırdığımız zaman daha sonra Hanefi usul tarihi içerisinde zayıf bir çizgi olan işte Maturidi, Tahavi, Semerkandi, Dehlevi ve Keşmiri'nin açıklamalarını da buna ilave ettiğimiz zaman şimdi farklı bir şey ortaya çıkıyor. Mesela işte özellikle bir hadislerin, ahad hadislerin kabulü için ileri sürülen mesela bir takım dizi şartlar var. Fekurravi, Umumul Belva, işte arz, buna benzer bazı prensipler var. Bunlar çok tartışmalı. Şimdi bunlar çok tartışmalı ve yani bunların iyice incelendiği zaman bunların tarihin belli bir döneminden sonra ortaya çıktığı anlaşılıyor. Mesela bir burada bilmiyorum zamanımız var mı bir örnek olarak. Buyurun. Mesela şimdi Hazreti Ayşe'den aktarılan bir hadis var. Buhari'de geçiyor. Hazreti Ayşe diyor ki
radıyallahu anha işte ya Resulallah diyor bize et geliyor. Yeni Müslüman olmuş kabileler tarafından işte et getiriyorlar. Bunlar besmeleyi getiriyorlar mı getirmiyor mu? Yani hayvanı keserken bundan tam emin değiliz. Hazreti Peygamber diyor ki siz de Allah'ın adını anın ve yiyin diyor. Şimdi Abdülaziz el-Bukhari Keşful Esra'da diyor ki bu diyor وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ayetindeki umumi ifadeye aykırıdır diyor. Yani evet. Ayette diyor ki Allah'ın adının anılmadığı şeyleri yemeyin. En'am suresinde. Evet. Şimdi sonra işte böyle bir şey var. İşte Kur'an'ın umumuna aykırı olan, muhalif olan hadisler kabul edilmez. Kur'an'ın umumunu, haberi vahid Kur'an'ın umumunu tahsis etmez prensibi var şeyde. Çünkü nesk anlamına geliyor vesaire. Anlamına geliyor. Şimdi Ebu Hanife mesela el-Asar'ı inceledim İmam Muhammed'in. Bizzat Ebu Hanife'den hadis rivayet ediyor. Ebu Hanife vasıtasıyla Ebu Hanife'nin rivayet ettiği hadiste şu var. Fi kalbi kulli muslimin ismu tesmiyeti semme Allah ev lem yusemmi. Her Müslümanın kalbinde Allah'ın adı var. İster söylesin ister söylemesin. Besmele çekse de çekmese mesela de Müslümanın kalbinde İmam Muhammed Allah'ın devamında şu notu düşüyor. Ve bihi ne'ehudu ve huve kavlu Ebi Hanife iza tereket tesmiyete nasiyen. Bu aynı zamanda Ebu Hanife'nin görüşüdür. Biz de bunu esas alırız. Evet. Fakat bu hadis besmeleyi unutarak terk edenler hakkındadır. Yorumlanmıştır. Yoksa Kur'an'a yani aykırı dedilmemiştir. Mesela işte şimdi olayın tamamını görmediğiniz zaman zannediyorsunuz ki yani Ebu Hanife bu hadisi Kur'an'a arz etti ve reddetti. Selefiler buradan yükleniyor mesela. Yani, evet şimdi halbuki Ebu Hanife'nin yaptığı İmam Muhammed'in açıklamasına baktığınız zaman Ebu Hanife'nin yaptığı bu değil. Ebu Hanife hadisi yorumlayarak şey yapmıştır. Evet. Kabul etmiştir. Şimdi yani burada Ebu Hanife'ye haksızlık yapılıyor. Yani benim çalışmadan esas kastettiğim şey de bu. Yani hadis karşıtlarının Ebu Hanife'yi payanda olarak kullanmasına son vermek lazım. Yani Ebu Hanife'nin otoritesinden yararlanılıyor. Halbuki Ebu Hanife öyle yani hadise karşı böyle mesafeli duran bir insan değildir. Evet. Aksine hadis zaten hadissiz içtihat faaliyeti olmaz. Kısacası evet. Siz bu eserinizde, evet, tezinizde gerek Selefilerin sistematik dönem eserlerinden destek alarak efendim Ebu Hanife'ye yönelttikleri eleştirileri cevaplamış oluyorsunuz. Evet. Gerekse modernistlerin, hadis rivayet karşıtı çevrenin İmam-ı Azam istismarını burada çürütmüş oluyorsunuz. Bir de şunu da söyleyeyim, şeyde de belirttim, belki çok biraz zayıf kaldı ama yazdım bunu. Buna rağmen yani Ebu Hanife ve işte sistematik dönem Hanefi usulcüleri arasında bir mesafe var. Ama buna rağmen aslında sistematik Hanefi usulü yine modernistlere referans olabilecek nitelikte değildir. Çünkü o da olsa değildir. O da olsa değildir. Çünkü yani mesela hadis karşıtlarının işte arz başlığı altında reddettiği birçok hadisi işte İsra, Miraç, Kevni, Mucizeler falan buna benzer sistematik usul yazarları kabul ediyor. Kabul ediyorlar. Mutezile bile kabul ediyor. Mutezile bile kabul ediyor. Yani aslında bu haliyle bile sistematik usul şeye referans olabilecek bir nitelikte değildir. Evet. Ama yine de yani Ebu Hanife'nin otoritesinden bu suistifadeyi önlemek için ben o aradaki farkın belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şeye haksızlık olur yani doğru. Yani sonuçta Ebu Hanife ile işte hadisleri niye karşı karşıya gösterilsin yani? Öyle bir şey yok tarihte yani. Ve hocam yani sayeniz meşhur olmuş olmalı ki hakikaten bu kitap bu konuda çok doyurucu bilgiler, tespitler ortaya koyuyor. Yani sistematik dönem usulü fıkhın özellikle İmam-ı Azam'ın Kitab-ül Asar örneğinde olduğu gibi İmam-ı Azam'ın hadis rivayetlerinin mecmua halinde yayınlandığını biliyoruz. Evet. İmam Muhammed'in Kitab-ül Asar'ı, Ebu Yusuf'un Kitab-ül Asar'ı, Zebidi'nin İmam-ı Azam'ın efendim müsnedi var, İmam-ı Azam'ın senedi içinde yer almış olduğu rivayetlere dair mecmuası var. Keza İmam Muhammed'in fıkıh kitapları var. İmam Tahavi'nin efendim eserleri var bu sadette. Bunlardan beslendiğimiz zaman çok zaman zaman farklı bir Ebu Hanife portresiyle karşılaşabileceğimizi, dolayısıyla ihtiyatlı olmamız gerektiğini, dolayısıyla Selefilerin efendim burada çok yerinde ve çok mesnetli bir Ebu Hanife eleştirisi ortaya koyamadıklarını, keza modernist hadis karşıtı çevrenin de çok mesnetli bir Ebu Hanife referansçılığı yapmadıklarını da burada görmüş oluyoruz. Evet hocam isterseniz
Bir başka konuya geçelim. Burası da önemli. Usulü fıkıh dendiğinde biz kelimenin hemen fıkıh kelimesinin sonraki dönemlerde almış olduğu o dar anlamı, yani furu fıkıh, haramlar, helallar, sahih, caiz, namaz, abdest vesaire, ibadetlerin uygulama biçimleri, şartları, rükünleri vesaire, bildiğimiz furu fıkhın usulü olarak mı algılamalıyız usulü fıkıh, yoksa usulü fıkıh tabir yerindeyse dinin usulü müdür? Evet. Diğer İslam ilimlerle alakası, irtibatı nedir? İsterseniz bu konuya geçelim hocam. Buyurun. Evet. Şimdi tabii böyle bir algı var. Yani usulü fıkıh, yani isim de zaten bunu çağrıştırıyor ve bu genel algıyı destekleyici bir durum var ortada. Ama burada da yine görüntüye aldanmamak gerekiyor. Şimdi biraz daha geriden alarak ben bu konuyu aktarmak istiyorum. Şimdi dini hükümleri, dini bilgileri bir bakıma üç başlıkta toplayabiliriz herhalde. İşte itikadi hükümler, itikada ilişkin hükümler, ameli hükümler ve ahlaki hükümler. Aslında belki iyice incelenirse, yani itikadi ve ameli şeklinde o ahlaki hükümleri de belki ameli hükümler içerisinde derc etmek mümkün ama evet. Piyasadaki yani genelde yazarların geneli böyle bir üçlü şeyden bahsediyor. Bu da şeyle temellendirilmeye çalışılıyor. Genelde Cibril hadisiyle, işte malum Hazreti İman, Cebrail, İslam, evet. Gelip Hazreti Peygamber'e iman esaslarını, işte İslam esaslarını ve işte ihsanı soruyor. Yani bu üç alana ilişkin bilgiler de yani İslami ilimler tarihinde üç farklı ilim dalının konusunu teşkil etmiştir. Fıkıh, önce akaid, kelam, evet. Fıkıh ve tasavvuf. Evet. Yani şimdi Müslümanlar yani genelde işte itikadi hükümleri işte kelam ve akaid kitaplarından, fıkıh meseleleri fıkıh kitaplarından, ameli meseleleri fıkıh kitaplarından ve ahlaki meseleleri de tasavvuf eserlerinden okuyorlar. Yani bu tabii pratik ihtiyaca cevap vermek açısından önemlidir. Yani şimdi herhangi işte bir vatandaş gidip işte müdellel bir hadis ve fıkıh kaynağını okuyamaz. Yani evet. Sonuçlarının ortaya konduğu bir fıkhi eseri, bir ilmi hali eline alıp ondan yararlanmaya çalışır. Gayet tabiidir. Ama bununla birlikte yine yani Müslümanların o temel kaynaklarla irtibat halinde olması yine gerekiyor. Hmm. Yani işte sahabe, tabi'in ve etba tabi'in içtihatları ve anlayışı ışığında yani Kur'an sünnet her zaman başucu kaynağı olmalıdır. Yani tarih içerisinden kaynaklara dönüş yapılmalı. Şimdi yani biz tabi müçtehid imamların eserlerinden yararlanacağız. Yani kelam kitaplarından yararlanacağız. Ahlak işte tasavvufa ilişkin kaynakları okuyacağız ama bir taraftan da yine yani Kur'an ve sünnet eşliğinde Kur'an ve sünneti de ihmal etmeden okuyacağız. Şimdi yani Kur'an ve sünneti okurken işte usule ihtiyaç gündeme geliyor. Evet. Şimdi Kur'an yani Kur'an'ın ve sünnetin kendisine has bir özelliği var. Yani bir diyelim ki suyu üç defa içtiğimiz zaman yani işte normal bir adet olarak içersek işte adab gereği içersek ayrıdır ama peygamberin bunu yaptığını düşünerek içersek daha farklı bir ruh haline sahip oluruz. Evet. Yani o kaynaktaki kutsiyet insanda çok farklı çağrışımlar yapar. Evet. Kur'an mesela şimdi faiz haramdır demek ayrıdır ama Kur'an'daki yani ifadeler eşliğinde bu haramlığı okumak daha farklıdır. Evet. Yani şimdi Kur'an'ı okumamız gerekiyor. Yani fıkıhtan yararlanmakla birlikte, itikat, kelam kitaplarından yararlanmakla birlikte, tasavvuf kitaplarından yararlanmakla birlikte Kur'an ve sünneti de yine okumamız gerekiyor. Birbirleriyle çatıştırmadan birbirleriyle bütünleyerek o, okuyup evet, birleştirmek. Çünkü evet. Yani bu yani tarihi birikim bir bakıma bir garantör oluyor. Yani bizim hata yapmamızı engelleyebilir. Hmm. Yani doğru anlayıp anlamadığımızdan emin olamayız çünkü. O birikimden yararlanmalıyız. Diğer taraftan da bunlarla irtibatımızı koparmamalıyız. Şimdi Kur'an sünnetle irtibata geçerken işte orada şimdi anarşinin ortaya çıkmaması gerekiyor. Yani şimdi bu bir anlama yöntemi. Kur'an usul bize bir anlama yöntemi sunuyor. Usulü fıkıh. Usulü fıkıh. Şimdi burada tabii benim kanaatim usulü fıkıh yani vardığım sonuç usulü fıkhın
sadece fıkhın usulü olduğu şeklinde bir anlayışın yanlış olduğudur. Usulü fıkıh bütün dini hükümleri, yani Kur'an ve sünneti ister akaide, ister ameli alana, ister ahlaki alana ilişkin olsun, Kur'an'ın ve sünnetin hükümlerini anlama metodolojisidir. Şimdi bunu söylerken yani dayandığım üç esas var, üç nokta var. Bir, tedvin tarihi açısından. Şimdi usul fıkıh tedvin edilirken hangi amaçla tedvin edildi? Sadece ameli hükümleri tespit etme amacıyla mı tedvin edildi? Buna baktığımız zaman usulün şumulünü ve anlamını anlayabiliriz. İki, tarihi deneyim. Yani Müslüman alimler tarihte yani sadece ameli hükümlerin istinbatında mı, sadece namaz, oruç, haccın yani anlaşılması konusunda mı usule başvurdular, yoksa kelami ve ahlaki hüküm yani konuları işlerken de mi bu sisteme başvurdular, bu yöntemi kullandılar? Üçüncü olarak da usulün karakteristik yapısı. Yani usulün yapısına baktığımız zaman usul acaba sadece bir alana hasredilebilecek bir yapıda mı? Yoksa yapı olarak zaten genel bir özellik taşıyor. Sadece bir noktaya, ameli hükümlere hasredilemeyecek bir umumi yapı mı arz ediyor? Evet. Şimdi birin eğer vakit, var. Vakit varsa... Şimdi birincisinden başlamak istiyorum. Yani tarihi yine itibariyle. Mesela tarihi itibariyle şimdi İmam Şafii'nin işte usulün yani ya ilk müdevini ya da ilk müdevinlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani tabii İmam Şafii'den önce usul yoktur anlamına bu gelmiyor. Değil, tedvin kitaba yazılmış müstakil bir konu olarak. Ama o konuların yani sistematik şekilde ifadeye kavuşturulması onunla olmuştur şeklinde genel bir kanaat var. Kanaat var. Şimdi İmam Şafii İşte yani şeyi Er-Risale'nin yazımıyla ilgili kaynaklara baktığımız zaman deniyor ki Abdurrahman bin Mehdi Şafii'ye bir mektup yazıyor ve diyor ki Razi'nin şeyinde kitabında geçen ifade şudur: en yada lehu kitaben yezkuru fihi şerait el-istidlal bil-Kur'an. Bana diyor bir risale yaz, işte mektup yaz. Bir mektup yaz ki içinde Kur'an ve sünnet, Kur'an sünnet icma ve kıyas ile istidlalın şartlarını anlatan bir risale yazın bana. Yani Kur'an, sünnet, icma ve kıyası nasıl anlayıp kullanmamız gerektiğine dair bana bir risale yaz. Ve beyanen nasihi vel mensuh ve meratibel umum vel husus. Nasih, mensuh, umum ve hususun mertebelerini bana yaz diyor. Bunlar tamamen Kur'an ve sünneti anlama yöntemi. Anlama yöntemi. Ve Şafii de buna karşılık olarak fevada Şafii lehu er risale. Şimdi tedvin tarihine baktığımız zaman yani usulü fıkhın sadece işte ameli hükümleri anlama amacıyla tedvin edilmediğini görüyoruz. Yani genel bir amaçla, tabii bu usul fıkhı isimlendirilmesi de daha sonradan olmuş bir isimlendirme. Tabii. Yani o çok bizi bağlayıcı bir şey değil. İkinci olarak tarihi deneyim. Şimdi mesela meşhur tarihte yani alimlerin bu konudaki tutumu da yani bu umumiliği teyit eder niteliktedir. Evet. Mesela şimdi meşhur Sekkaki işte belagat alimi Miftahül Ulum'da diyor ki usulden sonra murad-ı ilahiyi anlamaya en elverişli ilim dalı diyor belagattır. Şimdi bakın önce usulü birinci sıraya usulü koyuyor. Yani ilahi muradı anlamak için en elverişli ilim dalı. Evet. Bir belagatçı bunu söylüyor. Sonra Cessas Ahkamul Kur'an'ın girişinde diyor ki ben bu kitabımdan önce tefsire bir mukaddime yazdım diyor. Usulü kastederek. Fusulü kastederek. Yani dolayısıyla usulü fıkı Kur'an'ı anlama metodolojisi olarak görüyoruz. Olarak yani tarihteki telakki de bu şekilde olmuştur. Bu da gösteriyor ki usulü fıkı bildiğimiz manada furu fıkhın yöntemi metodu demek değildir. Yani tarihte yani bakıldığı zaman mesela çok açık tefsire bakan, hadise bakan, tasavvuf kitaplarına baktığınız zaman, kelam kitaplarına baktığınız zaman usulü yöntem, usulü mekanizmalar işletilmiştir. Yani ayetle istidlalin olduğu her yerde usul kavramları, has, am, müfesser, tahsis, takyid bunların hepsi var. Mesela bir örnek vereyim sadece. İmam Birgivi'nin Et-Tarikatul Muhammediye kitabında bir diyor tasavvuf ki, eseri diyelim. Evet, bir tasavvuf eseri. Yani diyor ki eleştirel bir tasavvuf eseri. Evet. Müminin mümine 3 günden fazla küsur durması caiz değildir. Mealindeki hadisi aktardıktan sonra diyor ki bu hadis dünyevi işler uğruna yapılan küsme ile alakalıdır. Yani dini
amaçlı olarak bir insandan bir insana 3 günden fazla küsülebilir ve nitekim sahabe döneminde bu olmuştur diyor. Tedip amacıyla, evet. Yani tedip amacıyla küsülebilir. Yani takit dediğimiz ameliyeye başvuruyor burada. Evet. İşte usulü fıkıhtan besleniyor. Evet, usulü fıkıhtan besleniyor. Yani buna benzer çok örnekler var. Çok örnek var, evet. Şimdi yani tarihi deneyim göz önünde bulundurulduğu zaman bak yani şey usulün sadece bir alana hasredilemeyeceği, sadece ameli hükümlerle sınırlandırılamayacağı anlaşılıyor yani bu örneklerden. Sonra da karakteristik yapısı. Usulün şimdi biz başta şey yaptık ya, şimdi bir kaynaklar kısmı var. İstinbat yöntemleri kısmı var ve içtihat kısmı var. Evet. Şimdi kaynak kısmı, kitab-ı sünnet, icma, kıyas. Yani geneldir bu. Şimdi kitab-ı sünnet, icma, kıyas hem itikad için kaynak, hem ameli hükümler için kaynak, hem ahlaki hükümler için kaynak. İstinbat yöntemleri, yani şimdi emir, yani itikada ilişkin emri, ameli hükümlere ilişkin bir emri, karinesiz ise. Usulü fıkıhtan başka evet. Bir alanda mı ele alacağız? Yani alamayız. Onu nasıl mesela vücub manasına yoruyorsak, yani akimus salate, namaz kılınız emrini biz işte bu kesinlik bildiriyor, bağlayıcıdır şeklinde algılıyorsak, işte size ve sizden önce iman gelenlere de iman ediniz mealindeki emri de yine, yani itikadi emirleri de yine evet karinesiz ise vücub yani anlamında ele almak gerekiyor. Ahlaki hüküm ve bil valideyni ihsana, anne babaya iyilik yapın evet. Mealindeki ayeti de yine oradaki emri de bu şekilde anlayacağız. Mesela diğer işte hadis mesela ne yapıyor? Onu tahsis ediyor. İnneme ta'atu fil ma'ruf. Anne babaya itaat mesela yani ma'ruf ile sınırlıdır. Seni şirke zorlarlarsa ona itaat etmeyin. Şimdi burada da bakın işte yine yani içtihat konusunda da yine böyle. Hasılı yani usul yapısı itibariyle de sadece bir alana hapsedilebilecek bir ilim dalı evet. Değildir. Evet. Yani, hiçbir İslami ilim evet. Yani konusu ne olursa olsun hiçbir İslami ilim usulü fıkıhta sistematize edilmiş edille-i şer'iye, kitap, sünnet, icma ve içtihat kategorisinin dışında kendisini konuşlandıramaz. Evet. Mutlaka Kur'an ve sünnetten beslenmek zorundadır. Kur'an ve sünnetten beslenmek durumunda olduğuna göre Kur'an ve sünneti anlama ve yorumlama metodu ve yöntemi olarak usulü fıkha müracaat eder. Bu bakımdan usulü fıkı bütün İslami ilimlerin metodudur. Bunun aktüel değeri nedir hocam? Bu konu şimdi neden bugün gündeme geliyor, bu konu hakkında yani çalışıyorsunuz? Yani benim doğrusu yani beni bu konuyu çalışmaya sevk eden şey şu. Yani benim okuduğum yani bu çok yaygın bir şekilde dile getiriliyor. Usulü fıkı bu yani bu başlıktan hareketle bu görün yani başlıktan hareketle usulün sadece fıkha ait olduğu, işte tefsire, hadise, kelama, tasavvufa, ahlaki hükümlerin istinbatına ilişkin bir usulün olmadığı, yeniden dolayısıyla yeni bir usulün icat edilmesi, inşa edilmesi gerektiğine dair tezler var, hummalı bir çalışma var. Evet, ama yeni bir usul arayışı var. Usul bir arayışı var fakat yani mevcut olan usulün yapısından ve zenginliğinden bize sunduğu imkanlardan habersiz bir şekilde bu şeyler gündeme getiriyor evet. Bu iddialar. Burası önemli. Yani şimdi yani ortaya bir şey de atılmıyor. Sadece yani kafalar bulandırılıyor. İnsanların işte usulü fıkıhtan yararlanmalarına engel olunuyor aslında evet. Yani. Bununla ilgili çok piyasada çokça iddialar var ve bunu ben isim vermek istemiyorum. Bir tarih boyunca evet. Metodoloji sorunundan söz ama ediyor zaten. Şimdi bu doğru değil. Evet. Yani bizde bir metodoloji problemi özde bir metodoloji problemi yok da belki metodolojiyi anlama efendim onu kullanma. Bütün İslami ilimlere tatbik etme konusunda bir beceri, bir efendim fark ediş, bir efendim nasıl söyleyelim onu idrak edip kullanma problemi belki olabilir modern dönemlerde. Bu da usulü fıkıh eğitimine biraz iş geliyor. Evet, hatta belki hocam, bir sonraki bölümde bunu konuşuruz. Evet. Buyurun hocam. Hatta şunu düşünüyorum. Usul sadece İslami ilimlere hitap etmiyor. Yani normal İnsan herhangi bir yani tarihi metni, bir olayı, vesikayı yorumlamak isteyen yani
başka ilim dallarında çalışan araştırmacılara da hitap ediyor. Doğru, bir anlama. Yani çünkü usul aslında en geniş anlamda bir anlama metodolojisidir. Yani çünkü yani lisani tekniklerden özellikle yani bunları kullanıyor. Dille ilgili açıklamalar, yani şimdi lisani metinler de söz konusu edilebilecek bütün hususlar usulde işlenmiştir. Evet. Yani bu yönüyle sadece mesela fıkhı, kelamı, tasavvufu çalışan insanlara hitap etmiyor. Yani bir sosyal bilimci, herhangi bir hukuki metni incelemek isteyen, yani mesela bir tahsis mekanizmasını düşünün. Yani şimdi tahsise evet başvurmayacağınız, yani bir şahsı yorumlarken, bir kitabı incelerken siz buna bigane kalabilir misiniz? Kesinlikle, yani? Çok doğru. Hukuki metinlerde de bu böyle var. Bugün hukuki içtihatlarda da hatta biz bu ifadeleri görüyoruz. Evet. Taksis, takyit, mutlak, mukayyet, bunlar hala bizim hukuk dilimizde kullanılan ifadeler. Evet hocam, bu bölümün de sonuna geldik. İsterseniz problemi şöyle de belki vaz edebiliriz. Usulü fıkıh yahut genel anlamıyla Kur'an ve sünneti ve İslami delilleri tanımlama, anlama ve yorumlama usulü, metodu sadedinde usulü fıkıh ilmi yetersiz değildir. Belki bizim usulü fıkıh algımız, usulü fıkıh anlama ve tatbik etme kabiliyetimizde problem vardır. Bu da biraz eğitimle alakalı boyutu da olabilir. Biraz bunu usulü fıkıh biraz küçük görmek, dolayısıyla ya bunlar klasik şeyler, miadını doldurduğu şeklinde kenara itmekten kaynaklanan efendim bir görüş problemi, arızası var. Bir tarafta da bir eğitim problemi olabilir. İsterseniz son bölüm, medrese eğitimi, günümüz medrese eğitimi tecrübesi, belki Güneydoğu medreselerine de gireriz. Biraz aktüel bir konu. Diyanetin meli açılımından sonra belki bunu konuşmak gerekiyor. İsterseniz bir sonraki bölüme bunları bırakalım. Evet değerli izleyiciler, bir sonraki bölümde, yani kısa bir aradan sonra inşallah bu sorularla ilmihale devam ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, son turdayız ve vaktimizi iktisatlı kullanmak adına hemen ben konuya giriyorum. Usulü fıkıh eğitimi hususu özelinde belki günümüz İslami eğitimini değerlendirebiliriz. Özellikle de medreseler, acaba medreselerde usulü fıkıh bu az evvel anlattığımız geniş çerçevede algılayan bir eğitim öğretim anlayışı var mı sizce? Yeterli mi usulü fıkıh öğretimi medreselerde? Hayır. Yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Yani zaten ben bir müessese olarak yani günümüzde medresenin yani bir bakiye olduğunu, yani kalıntı olduğunu ifade etmiştik. Onu düşünüyorum. Yani bununla birlikte, yani bu vesileyle söylemek istiyorum. Yani tabii bu müessesenin, bu kurumun, bu bakiye dediğimiz haliyle zayıf ve güçlü tarafları var. Yani bu da onun zayıf taraflarından birini teşkil ediyor diye düşünüyorum. Usul ilimleri. Usul, evet. Usul sadece yani bu vesileyle eğer uygun görürseniz ben şimdi medresenin, yani Osmanlı'dan işte günümüze intikal eden ve hala belli bir şekilde devam eden bu kurumun zayıf ve güçlü taraflarını aktarmak, paylaşmak istiyorum. Yani çok faydalı olur. Bir medreseli ve ilahiyatçı olarak çok iyi mukayese yapacağınızı düşünüyorum. Yani evet, o şimdi tabii bu şunu öncelikle belirtmek gerekiyor. Yani şimdi medrese bir kurum olarak bizim dini hayatımıza ve ilmi seviyemize çok katkısı olmuş bir kurumdur. Şu haliyle bile. Mesela bunu ara cümle olarak belirteyim. Cumhuriyet döneminde Türkçe'ye kazandırılan ilmi eserlerin önemli bir kısmını yine medrese kökenli hocalar yapmıştır. Yani aklımda olanları söyleyeyim. Mesela Haydar Hatipoğlu'nun işte İbn-i Mace şerhi, Ali Aslan Hoca'nın işte tercemeleri, Ahmet Meylani'nin işte fıkıh ve fıkıh tarihiyle alakalı tercemeleri. Yani bunlar yine medreseli isimler. Yani bunun bir yerde bir ara bir listesini okumuştum. Yani şu haliyle bile bizim ilmi hayatımıza çok katkısı olmuş bir kurum.
fetvalarıyla Halil Gönen evet, çocuğa. Evet, Halil Gönen çocuğa. Hatta yani medreseli kimliği öne çıkmayan çok sayıda yani ilahiyat fakültelerinde veya diğer bölümlerde çalışan hocalarımızın önemli bir kısmının Arapçası da şeye dayanmaktadır. Medreseye dayanmakta ya da medrese çıkışlı insanlardan bir şekilde okumuş. Yani benim gözlemlediğim bir şeydi. İlahiyat fakültelerinde şöyle böyle Arapçaya vakıf olan, Arapçayla arası olan ve Arapça iyi düzeyde bilen insanların önemli bir kısmı yine oradan dolaylı veya dolaysız bir şekilde beslenen kişilerdir. Evet. Şimdi bunu takdir etmek lazım. Ama şimdi olayı bir de olduğu gibi tespit edip yani bu işi daha ileri bir seviyeye götürmek için yani vakayı da görmek lazım. Şimdi eleştirel. Şimdi bu medresenin yani bu haliyle güçlü tarafları var. Ben önce bu güçlü taraflarını paylaşmak istiyorum. Gördüğüm kadarıyla benim bir defa tamamen isteğe dayalı. Yani tarafların seçimine dayalı bir işleyiş var. Yani hoca öğrencisini seçiyor, öğrenci hocasını seçiyor. Yani öğrenci hocayı beğenmediyse, istifade edemeyeceğini düşündüğü an orayı bırakıp başka bir yere geçebiliyor. Veya hoca öğrenciyle yani anlaşamadığını hissettiği zaman öğrenciyi terk edebiliyor. Bu çok böyle dinamik bir işleyiş var. Çok önemli bir husus aslında. Dikkat çeken bir husus değil ama evet, çok önemli. İkincisi çok güçlü bir lisani tahlil melekesi veriyor. Yani şimdi kaynak değeri olan klasikleşmiş, tarih boyunca okunmuş, yorumlanmış, hakkında fikir belirtilmiş metinler var. Bu metinler okutuluyor o yorumlar eşliğinde. Yani tek tek ifadeler tahlil ediliyor. Tabii o kitaplar okunduktan sonra yani bir lisani bir metni bir edebi tenkit kabiliyeti kazandırıyor. Tenkit kabiliyeti yani evet tahlil kabiliyeti kazandırıyor. Böyle bir özelliği var. Evet. Üçüncü olarak hatta hocam bir anekdot buraya ekleyeyim ben. Evet. Zaman zaman Güneydoğu medreselerinde ders veren büyük mollalar, büyük üstadların bir kısmı ile ilgili olarak duyduğum bir şeydi bu. Cümle üzerine, Arap dili, ibare üzerine o kadar vakıflar, o kadar efendim tahlil ve tenkit kabiliyetleri yüksek ki bazı hadis metinlerini bile kritik edebiliyorlar. Evet. Yani burada bu ifade öyle değil de şöyle olmuş olsaydı, Allahümme illa eyyukal falan ama evet, şundan dolayıdır vesaire gibi. Yani bu tenkit bir noktada hadislerin bile, hadis metinlerinin bile tahliline yol açabiliyor. Evet, bu evet, parantezi kapatıyorum. Bir diğer mesele bu özelliği ve meziyeti diyebiliriz. Yani şu haliyle şimdi klasik dille yazılan İslami kitabiyatı çözmede büyük imkanlar sunuyor. Yani şimdi biz kabul edelim etmeyelim. İslami kitabiyat birikim belli bir üslupla belli bir dille yazılmıştır. Ve bu evet, günümüzde kullanılan dilden çok farklı çok bir dildir. Bunu anlamak için özel bir donanıma sahip olmak gerekiyor. Yani tefsir kitapları, hadis kitapları, hadis şerhleri, kelam kitapları özellikle. Yani bunları anlamak için bir gelenekten beslenmek, geçmek gerekiyor tabiri caizse. Şimdi bu imkanı veriyor. Yani o tecrübeyi yaşayan bir insan bu tarihi eserleri, bu kaynakları inceleme imkanına kavuşuyor. Böyle bir yetenek, böyle bir seviye kazanıyor. Bu da bir artısı. Yazılı kaynakları işte bu temel yani kaynak özelliği olan eserleri yani tefsir, hadis, belagat da bunlarla ilgili o sistemde şu an bir şekilde okutulan bu kitapları işte yazılı olarak okutmanın yanı sıra bir de söz şifahi bir birikimi de aktarıyor. Şimdi yani şeye aktarılmayan, yazıda olmayan hocanın öğrencinin hocadan böyle nesiller boyunca mahfuzat var. Evet, mahfuzat var, aktarılmış eben an ceddin dediğimiz tarzda böyle aktarılan bir takım bilgiler vardır. Şifahi bir kültür var diyelim. Yani onu da beraberinde yani şöyle böyle kısmen de olsa aktarıyor. Tabii, bu da tabii, bir artısı diyebiliriz. Molla Cami'nin hasıl mahsul evet, bahsiyle ilgili bir takım menkıbeler var. Evet. Efsaneleşmiş evet, bazı şeyler evet, var. Bunları mesela metinlerde göremiyorsun ama evet, medrese atmosferi içerisinde hocadan talebe böyle duyularak evet, intikal ediyor. Evet. Bir de hocanın şahsında bir kişilik eğitimi var. Yani o
tecrübe yaşayan insanlarda bir hoca öğrenci temasını, yani hoca öğrenci ilişkisine dair özel bir hal gözlemleyebiliyorsunuz. Adaptlar, evet, böyle bir bu tarafı da var doğrusu. Şimdi bunlar bu şu anki haliyle bu sistemin güçlü taraflar. Ama bir de bu işin zayıf kalan kısmı var. Yani medreselerin şu anki haliyle zayıf tarafları da var. Bunları da yani bunu geliştirmek, bundan iyi sonuçlar elde etmek istiyorsak bunları da görmemiz gerekiyor. Evet. Yani yani medrese kökenli biri olarak ben bunları da söyleyebilirim. Bunu da maddeler halinde yani aktarmak istiyorum. Çok şimdi hocam, bilgi biraz parça haldedir medresede şu an. Yani böyle bu bilgiyi değişik kaynaklardan derleyip organize ederek belli bir eser haline getirme, bunu derli toplu sistematik bir şekilde ifade etme özelliği uzun zamandır kaybolmuş. Yani temelde medresede bu özellik var. Mesela Gazali'ye baktığınız zaman hayranlık duyarsınız. İyi adam mesela, evet, bütünlüyor. Çok büyük bir sistematik bir anlatım göze çarpıyor. Ama şu an itibariyle, yakın dönem itibariyle böyle bir zayıflık var. Yani bilgi parçalı haldedir. Böyle değişik kaynaklardan o bilgiyi toplayıp o sistematik bir şekilde bunu ifade etme, ifade problemi var. Yazılı veya sözlü bir şekilde. Böyle bir sıkıntı var. Yani İslami ilimler arasındaki o organizmayı tespite, keşfe dönük okuma eksikliği diyelim belki de buna. Evet, yani o işte bir konuyla ilgili bütüncül bir fotoğraf sunma özelliği eksiktir. Yani evet. Şimdi bir diğer şey mesela kıraat. Bizim özellikle Doğu medreselerinde kıraat konusunda eleştiriler var ve tabii bu da haklı. Kur'an kıraatı. Kur'an kıraatı biraz zayıf. Üçüncü olarak kapalılık ve bilginin güncellenmemesi meselesi. Yani konuyla diyelim, yani ilmi birikim işte belli bir şeyle sınırlı ve bu güncellenmiyor. Yani yeni şekilde ihtiyaç duyulan şekliyle ifade edilmiyor, ifadeye kavuşturulmuyor. Yani bunlar göze çarpan zaaf noktalarıdır. Tabii bunları medrese kökenli biri olarak ben de kabul ediyorum. Bu zayıflıklar var, bu eksiklikler var. Fakat bundan daha önemlisi bunun sebebini tespit etmemiz gerekiyor. Yani bu zaafın bir sebebi var. Şimdi bir müessese olarak medresenin yani faaliyetine set çekilince, yasaklar gelince, şimdi medrese mensupları mevcudu koruma telaşına düşmüşler, benim kanaatim. Onun üzerine kapanmışlar ve sadece onunla yetinmeye çalışmışlar. Böylece kapalı bir topluluk oluşmuş, kapalı bir alan oluşmuş. Evet. Tabii bu yani bu mevcudu muhafaza edeyim derken bayağı bir sürü şey de şey olmuş, o arada terk edilmiş. Yani özellikle mesela bu lisani ilimlere, yani nahiv sarf üzerinde yoğunlaşılmış. Çünkü bu en temel araçtır. Yani biz bununla maksadımıza ulaşabiliriz. Yani bu elimizde önemli bir araç olarak iş görür düşüncesiyle sadece onun üzerine yoğunlaşılmış. Yani o baskıların beraberinde getirdiği bir olumsuzluktur bu. Bunu görmek gerekiyor. Yani eğer yani imkanlar tanınsaydı bu havzada yetişen insanların kendilerini rahat ifade etme imkanları olsaydı, başka çevrelerle irtibata geçme imkanı olsaydı belki çok farklı sonuçlar çıkardı. Mesela benim zaman zaman yine arkadaşlarla paylaştığım bir konu var. Diyorum ki şimdi Osmanlı'da çok sayıda alim var ama dışarı çıkan işte Muhammed Zahid el-Kevseri ve Mustafa Sabri Efendi var. Şimdi bunlar farklı bir atmosfere girince çok böyle orijinal eserler ortaya koyuyorlar. Evet. Yani onların seviyesinde aslında içeride epey insanlar var. Doğru. Ebu Udde'yi ben dinlemiştim. Diyor Mustafa Sabri Efendi işte Mısır, kendisini takdir eden Mısırlara demişti ki ene vahidun minel mi'at. Ben yüzlerce emsalden sadece birisiyim yani. Fakat onu farklı kılan nedir? İşte farklı çevreyle reaksiyona girmesi, iletişime girmesi.
Yani şimdi burada günümüzde tabii belki bu bir Mustafa Sabri Efendi düzeyinde, Kevseri düzeyinde yani insanlar çıkmayabilir. Ama yine de buradaki birikimle dışarıya açılan farklı çevrelerle irtibata geçen örneklere bakıyoruz. Şu an bile yani ümit verici gelişmeler görüyoruz. Yani dışarı çıkıp yani kendisini geliştirme imkanı olan arkadaşlar daha iyi bir seviyeye geliyorlar. Yani bu eksiklik, bu zaaf noktalarının sebebini görmek gerekiyor ve bu insanları tabii bunların önündeki yani yasakları, şeyleri kaldırmak, onlara imkan sağlamak gerekiyor. Evet, bu olduğu evet. zaman ben eminim daha farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Marifet yani. İltifatı evet. tabidir, müşterisiz meta zayidir. Hocam aynı zamanda ilahiyat hocasısınız siz. İlahiyat öğretim düzeniyle, tecrübesiyle alakalı mülahazalarınızı alalım bu vesileyle. Ben bunu diyorum. Şimdi ilahiyat öğretimi tek başına yeterli değil ama şu haliyle medrese öğretimi de tek başına yeterli değil. Hmm. Yani ilahiyatta... Yani ilahiyat eleştirisi hiçbir zaman medreseyi mükemmel anladığımız anlamına gelmiyor. Gelmez. Medrese eleştirisi de ilahiyatı mükemmel gördüğümüz anlamına evet, gelmiyor. Kesinlikle. Bunlar birbirlerinin tam olarak alternatifi de olamıyorlar aslında. Alternatifi de değil. Belki bir dayanışma ya muhtaçtırlar. Yani işbirliğine muhtaçtırlar benim gözlemim. Şimdi medresede birebir o kaynakların, metinlerin tahlili ve okunması söz konusu. İlahiyatta ise yani bir teknik, araştırma yöntemi, buna benzer yani ifadenin geliştirilmesi daha önde. Yani şimdi bir fıkıh kitabını baştan sona ilahiyatta okutamazsınız. Bir metin zaten, yok zaten. Metin yok zaten. Haftada iki yok. Saatle işte ne kadar fıkıh öğrenir o da ayrı bir mesele. Problemler. Evet, problemler. Fıkıh problemleri. Ya işte fıkıh tarihi veya işte fıkıh problemleri, hadis tarihi, hukuk hadis problemleri. Yani şimdi medresede ne yapılıyor? Yani o metinler birebir okutuluyor. Bu güçlü bir taraf, bu iyi bir şey. Ama şey yok, bu kaynaklardan bir meselenin çalışılması, bir konuyla ilgili bilgilerin bütünlük içerisinde terkip edilmesi... Yani bu yöntemi, bu tekniği ilahi yani modern eğitim kurumları veriyor. Hmm. Yani o medresedeki özü, o birikimi alarak ilahiyattaki bu yazma, ifade etme tekniğini ilave etmek gerekiyor. İkisini bütünleştirmek gerekiyor. İkisini bütünleştirmek gerekiyor. İlahiyat öğrencilerini de oradaki işte hocalardan yararlanmaya teşvik etmek lazım. Diğer taraftan medresede eğitim gören genç arkadaşları da işte ilahiyata kanalize evet. etmek lazım diye düşünüyorum. Belki böylece esas işte arzuladığımız, ümit ettiğimiz böyle donanımlı, ihtiyaca cevap veren ilim erbabı evet, yetişmiş evet. olur. Bir de medresedeki metin okuma geleneğinde tarihsel sürecin takibine dönük bir efendim çaba, böyle bir yöntem de kullanılmıyor. Siz diyelim fıkıhtan herhangi bir metni okuyorsunuz, hidayeyi okuyorsunuz. Hidaye fıkıh, Hanefi fıkıh geleneğinde, tarihinde hangi döneme, hangi coğrafyaya denk düşüyor? Öncesi nedir, sonrası nedir? Hidayeyi efendim ortaya çıkaran fıkıh kültürü ve geleneği nedir? Buna dönük olarak tarihsel bir okuma, hidaye öncesi. Yani İmam Muhammed'in zahir rivayet kitaplarından hidayeye doğru, çekirdekten efendim çiçeğe doğru, işte ağaca doğru gelişim bu şekilde takip edilmiyor. İlimlerin doğuşu, ilimlerin tarihi, çok temel problemleri, problemlerin arka planı, sosyolojik, siyasi, kültürel bir takım sebepleri, nedenleri üzerine de çok durulmuyor. Yani kısacası ilimlerin tarihi diyebiliriz belki kabaca. Evet. Bu yönde de okuma biraz zayıf. Yani fıkıh evet. tahsili özellikle dediğimizde en nihaye varılan kaynak hidaye oluyor. Yahut Hanefilerde meşhur Mutun Arba dediğimiz Kenz, Kuduri vesaire. En erken kaynak mesela Kuduri oluyor. Bunun öncesine inilmiyor. Evet. İlimleri tarihi arka planıyla, kesinlikle. Meseleleri tarihi arka planıyla. Bu meseleler hangi efendim meselelerin ardılı olarak, hangi problemlerin, hangi tartışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştı? Ve bu tartışmayı tetikleyen, ortaya koyan sosyal, efendim siyasi hadiseler nedir? Biraz oryantalist bir okuma gibi bize geliyor ama evet. bu da çok sahih değil. Yani bütün olarak bunu oryantalist okuma gibi görmek de doğru değil.
Mesela Şehristani çok klasik bir metindir Milal ve Nihal edebiyatımızda. Şehristani konuya girerken, kitaba girerken Müslümanlar içi ihtilafları, fırka ve ekolleri temellendirirken ta Hazreti Adem'e dayandırıyor meseleyi. Öyle bir tarihi arka plan veriyor ki Hazreti Adem'le İblis arasındaki o husumete vardırıyor. Oradan başlıyor. İlk şikak hadisesi olarak İslam'a geliyor. İşte Hazreti Peygamber Efendimiz'in vefatı ardından hilafet tartışmaları, işte Hazreti Peygamber Efendimiz'in mirası ile ilgili tartışmaları vesaire. Yani bir tarihi arka plan var. Metinlerimizde kısmen bu var. Belki sosyolojik, siyasi arka plan da veriliyor ama nedense eğitim ve öğretime bunu yansıtma konusunda belki bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani böyle bir tarih şuuru eksik. Yani şimdi tabii batıl, böyle bir güzel alimlerimizden birinin öyle bir sözü var ya, yani her batıl bir ekolde de bir hakikat tanesi var. İnsanlar onun uğruna aslında ona sarılıyorlar. Yani batıl bütün yönleriyle de batıl değil. Şimdi oryantalistlere bakıyoruz. Mesela İmam Gazali ile ilgili Watt'ın işte Müslüman Entelektüel isimli kitabı vardı. Evet. Ben geçen bakmıştım. Şimdi orada bütünüyle tarihsel bir okuma. İşte İmam Gazali'nin yazdıklarını, işte tutumunu, çalışmasını, hayatında geçirdiği aşamaları, evreleri, işte bütün bunları maddi sebep sonuç ilişkisi içerisinde indirgemeci bir bakışla okumaya çalışıyor. Evet, evet. Şimdi bütünüyle böyle bakmak yanlış. O da yanlış. Oryantalist okuma o. O oryantalizm. Evet. Ama bütünüyle tarihi bundan da soyutlayamayız. Yani şimdi sonuçta insani bir tarih. İnsani bir tarih. Yani bu tarafını da görmek gerekiyor. Doğru, doğru. Şimdi bizde maalesef mesela bizim medreselerde bu çok eksik bir şey. Bir belki böyle latifeye benziyor ama vaka öyle bir şey. Buyurun. Arkadaş, yani bizde işte yani hocanın biri işte İmam Şafii'nin Eş'ari olduğunu söylüyor arkadaşına. Halbuki Eş'ari İmam Şafii'den işte ne kadar süre sonra yaşamış, evet, bir insan. Şimdi Ahmed bin Hanbel'in Vehhabi olduğunu söyleyenler olduğu gibi. Yani şimdi bu neden kaynaklanıyor? İşte o tarihi teselsülü göz önünde bulundurmama. Yani ilimlerde o tarihi gelişimden habersiz olma. Şimdi biz de, yani bu büyük bir eksiklik, kesinlikle bunu, evet, bunu telafi etmek gerekiyor yani. Hocam vaktimiz doldu ancak burada bazı sorular var. Biz değerli izleyiciler son iki haftadır burada teknik aksaklıklardan dolayı e-mail'e ulaşamadık. Göndermiş olduğunuz e-postalar tabii ki ulaşamadığımız için cevaplanmadı. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Biz bundan dolayı özür diliyoruz ve Bekir Hocam'la da özellikle kararlaştırdık. Bir programı bugüne kadar bize yöneltilmiş soruların cevabına hasredeceğiz ve bugün bize ulaşan sorular var. Bir kardeşimiz usulü fıkıh sadece fıkıh ilmiyle sınırlanamaz. Bütün ilim dallarının, yani İslami ilimlerin zeminini oluşturur dediniz. Bu noktada ahlaki meselelerin, edebe dair hususların ehli tasavvuf tarafından usulü fıkıh zemininden daha geniş bir zeminde değerlendirildiğini, bazı müfessirlerin bilhassa işari tefsir metodunu benimsemek suretiyle daha geniş zeminde bir usulü belirlediklerini görmekteyiz diyor. Örneğin diyor, münhasıran tasavvufi hususlarda bazı edepler uygulanırken büyük ölçüde zayıf hadislerle amel edildiğine, bu rivayetlerin ilgili mezheplerin usulü doğrultusunda değerlendirilmeyip daha geniş bir zeminde ele alınmak suretiyle delil olarak kabul edildiğine şahit olmaktayız. Bu bağlamda doğru tavrı belirtmek amacıyla kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz diyor. Evet, Yücel Karakoç kardeşimiz. Yani tasavvuf bir istisnası mıdır demek istiyor sanki kardeşimiz, ya da nasıl anlamamız gerekir? İşari tefsir, usulü fıkıhtaki mefhum mantuk efendim sistematiğiyle ne kadar örtüşüyor diyor. Kabaca, çok kısaca, sürede doldu gerçi ama yönetmen uyarıyor bizi. Ahmet Mansur kardeşimiz teşekkür ediyor size özellikle hocam. Usul hazinemizden mahrum günümüz Müslümanı insanı için neler tavsiye edersiniz diye sormuş. Usul hazinesinden mahrum insanlarımız için ne tavsiye edebiliriz? Usul hazinesinden yararlanan, beslenen ve İslami bilgisini, çözümünü bu zemin üzerinde, bu birikime sırtını yaslayarak ortaya koyan kişilerden yararlanmasını tavsiye ederiz herhalde. Çok kısa bir cevap olarak, evet, benim söyleyebileceğim. Sizin de ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım hocam. Yok, ben o arkadaşın söylediği zayıf hadis ve işaret tefsiriyle alakalı. Şimdi zayıf hadis ile istidlal de yine usul bünyesindeki bir konudur. Yani zayıf hadisle ne zaman istidlal edilebilir, ne zaman edilemez ve yani yine o, yani usulün yani şemsiyesi altında, yani dairesi içerisinde görülebilir. İşari tefsir meselesinde de, yani işari bir nasın işte
delaleti, işari delalet, işte nasın delaleti konuları yine şeyde var. Usulde ele alınan konulardandır ve bununla ilgili ölçüler ortaya konulmuştu. Ha birileri bu ölçüyü aşarak çok uç yorumlar yapmışsa, biraz fazla genişletmiş, esnetmiş yani olabilir. Bu o yine usulde evet. Bunun göz önünde bulundurulmadığı anlamına gelmiyor. Usulün aslında gündemini aldığı, konuştuğu bazı prensipleri aştığı anlamına gelir belki. Anladım. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyiciler, bu hafta İlmihal'in süresi dolmuş oldu. Biz de konuşmak istediğimiz konuları büyük oranda sıkıştırıp konuşmaya çalıştık. Bir sonraki İlmihal'de buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.